Merhaba, tekrar hoş geldiniz hepiniz. Ben Çağrı Menteş. Aslında topluluk önünde konuşmayı çok sevmiyorum ama işim gereği her gün konuşuyorum. Şimdi ne biçim öğretmensin diyenleriniz olabilir. Dedem de zaten size katılıyor çünkü beni her göründe diyor ki böyle sakallı öğretmen mi olur diyor. Öğretmen dediğin sinek kaydı tıraş olması gerekir her gün falan diyor. Şimdi dediler ki birisini dinlemek için önce yetkili biri olduğuna inanmak lazım. O yüzden kendimden kısaca bahsedeceğim. Ben Tuğba'nın dediği gibi 11 yıldır İngilizce öğretmenliği yapıyorum. 7 yıldır YouTube kanalında İngilizce dersleri yayınlıyorum. Birçok kurumda çalıştım, ilkokuldan üniversiteye kadar. 6. sınıftayken İngilizce öğretmeni olmaya karar verdim. 19 yaşındayken İngilizce öğretmeni oldum. Okulla devlet arasında bir özel protokol vardı. Böylece başlayabildim hemen devlet okulunda full time olarak. Bu son 10 yılda sanırım ki İngilizce çalışan herkesin hayatına bir şekilde dokunmuşumdur diye düşünüyorum. Bunun testini hiç yapmadım, hep böyle iddia ediyorum ama birazdan sunum bağlayınca deneyeceğiz diye düşünüyorum. Mesela son 10 yılda kim İngilizce çalıştı hayatında? Elleri görebilirsem. Evet, son 10 yılda çalışanlar bayağı var. Şimdi Perçin de çalışmış. Şöyle hemen şeydeydi. Güzel. O zaman kumandayı alabilirim. Neye? Hemen şu bende. Ha, onu bana vermedin. Ben şuradan bir yatayım. Başlasın. Dedemi göstermeden geçmeyeceğim tabii. Şu dedem. O da oğlum. Geveze oğlum. Şimdi bu öğretmenliğe başladığım ilk yıl, bu geçen 11 yıl süre içerisinde sanırım en büyük değişiklik aldığım 15 kilo olabilir. Şimdi içinde bulunduğum projeler ve çalıştığım bazı kurumlar bunlar. Bunlardan herhangi biriyle İngilizce çalışan oldu mu? Evet, %70 falan diyebiliriz o zaman. Son 10 yılda İngilizce çalışanlarla bunlarla yapan. 2,5 yıl İsmek'te çalıştım. Diğer 2,5 yıl Wallscreen'de çalıştım. Duolingo'nun İstanbul kulüplerini organize ettim. Daha sonra Cambly ve Konuşarak Öğren'de Türkiye'de büyümelerine yardımcı oldum. Thank you. Bunlardan dolayı da Barış Özcan'ın, ondan sonra 140 Curnos'un kanallarında yer aldım. Girişimcilik Muhabbeti Podcast'inde yer aldım ve Star Gazetesi'nde çıktım. Bugün size 3 tane hikaye anlatacağım. Bu hikayeleri anlatırken de bu en çok sorulan sorular üzerinden gideceğiz. Tabii böyle soru bir cevap bir şeklinde değil de hikayeler üzerinden gideceğiz. Bu sorular o kadar çok sorulmuş ki İngilizce'de fuck demişler. Türkçe'de de SSS koymuşlar. Artık açılımını siz biliyorsunuzdur. Şimdi ilk hikayeye geçmeden önce İngilizce ile ilgili bir şey denemek istiyorum. Gönüllü var mı? İngilizce bir şey soracağım. Oğlum varmış sadece. Önden de bir kişi var. Evet, soracağım buydu aslında. Bir tür cevabını vermiş olduk. Bu xenoglossophobia, yani yabancı dil korkusu. Eğer sizde varsa böyle bir şey ki hani İngilizce çalışıp parmak kaldırmıyoruz ya, işte bu xenoglossophobia en azından havalı bir adı var. Benim hikayem şöyle. Çok işte 9 yaşından beri falan İngilizceyi çok seviyorum. Daha sonra lisede hazırlık okudum. Yabancı dil bölümünde okudum. Sonra İngilizce öğretmenliği okudum ama ve üniversiteye gittiğimde de 100 sorudan 95 net falan yapmıştım hani İngilizce bölümünde. Ama okul hayatım boyunca hiç İngilizce konuşmadım derste. Yani çünkü konuşmaya çekiniyordum çoğumuz gibi. Speaking dersinde, İngilizce öğretmenliği birinci sınıfta speaking dersimiz vardı. Hoca konuşuyor falan, sınıfta böyle 3-4 kişi sadece derse katılıyor. Yani sadece bir kişi de yok o korku, hepimizde var. Daha sonra işte hoca soru soruyor, yes no cevapları veriyorum kısaca. Şimdi öğrencilerim öyle yapıyorlar. Ondan sonra uzun bir cevap vermem gerekince soruyu tabii ki anlıyorum, Türkçe cevap veriyorum falan. Yine birinci sınıfta alakası böyle rehberlik dersinde bir aydınlanma yaşadım. Rehberlik hocamız dedi ki, ya ben öğrenciyken Antalya'da rehberlik yaptım dedi. Orada okumamış insanlar özgüvenle İngilizce konuşuyor. Siz niye konuşmuyorsunuz biliyorsunuz da dedi.
çok önemli bir şey değil ama orada bir aydınlanma oldu benim için. Harbiden doğru dedim, niye konuşmuyoruz falan diye. Ondan sonra konuşmaya başladım ve gayet rahat bir şekilde hata yaparak, hala hata yapıyorum. Böyle çok basit hani hişi hataları bile yaptığım oluyor ara sıra. Ama çekinmeden konuşabiliyorum. Şöyle bir hikayem var. Benim hikayemle başlayacağım demiştim. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken bir gün telefon geldi merkezden. Dediler ki İngiltere'den heyet gelecek. Tercümanlık yapar mısın dediler. Ben de yeni şeyler denemeyi seviyorum zaten. Yani derse girmekten değildir dedim. Yaparım dedim. Dediler ki işte bir önceki hoca vazgeçti, o yüzden seni aradık dediler. Bir önceki hoca dediler ama ben eminim 200 İngilizce öğretmeni var. Kesin o seke 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 bana kadar geldi. Herkes hayır hayır diye diye. Neyse gittim tercümanlık yapmaya, işte ismi bilenleriniz vardır Büyükşehir Belediyesi'nin kursları. Çok farklı böyle kurslar var. Heyette de şey böyle Birmingham şehrinden gelmiş işte şehir meclisi üyesi, üniversitenin dekanı, işte kadın derneklerinin başkanı falan böyle gayet önemli kişiler. İSMEK'teki kurslarda işte böyle kırk yama kursu var, rölyef yapımı var, ondan sonra iğne oyası falan var, değişik değişik isimler. Ben tüm gün güzelce çevirdim. Ama yoruldum da çünkü herkes bir cümle konuşuyor. Ben hepsini tercüme ettiğim için ben 10 cümle konuşmuş oluyorum. Günün sonunda son bir sınıfı tanıtacağım. O da bebek yapımı sınıfı. İşte böyle soğanlı bebekleri falan var ya, oyuncak bebekler falan yapıyor. Dekorasyon, oyuncak falan. Dedim ki, and this is the class to make babies dedim. Heyet böyle sırayla dalga şeklinde bana bir baktı. Şok olmuş şekilde. Ben acaba çok kötü bir şey mi söyledim falan dedim. Hani Türkçe söyleyince çok tuhaf durmuyor. Sonra biliyorsunuz hani İngilizce'de oyuncak bebek için doll diye ayrı bir kelime var. Ondan sonra bunlar ben baby deyince demişler ki bu sınıfta neler dönüyor. Ondan sonra heyetin başkanı Abdül şu. Dedi ki you mean dolls dedi. Ben böyle başımdan aşağı kaynar sular aktı. Ondan sonra tabii ki böyle bir şey yaşayınca artık çok fazla şeyden utanmıyorsunuz. Hani daha başıma ne gelebilir? Hiç şeyi karıştırdığım için niye utanayım? Daha sonra bu olaydan sonra yine işte gayet iyi konuşabildim. İkinci hikaye kız kardeşimin hikayesi. Kız kardeşim, onun da İngilizcesi çok iyi. Hatta benden iyi, hani dizileri, filmleri altyazısı izliyor ve kültürel esprileri falan da çok iyi anlayabiliyor. Heyetlerine de bazen götürüyorum. O da çok iyi anlaşıyor falan. Genelde herkes şey düşünüyor. Tabii abisi İngilizce öğretmeni o yüzden falan diye düşünüyor da o yüzden değil. Çünkü o okula başladığında ben Eskişehir'e okumaya gitmiştim. Daha sonra Ankara'ya gittim. Sonra Isparta Üniversitesi'nde çalışmaya gittim. Sonra da evlendim zaten. Hani okul hayatı boyunca pek yanında olamadım. Aramızda 12 yaş var. O şöyle öğrenmiş. YouTube'da makyaj videoları izlemiş. Ortaokulun sonundan lisenin başına kadar böyle her gün eve gelince YouTube'dan sürekli böyle günde 2 saat, 3 saat makyaj videoları falan izliyormuş. Ve altyazı falan yok hani çoğu videoda da, mecbur dinleyerek anlamaya çalışıyor. Ve hep aynı şeyler, hani tahmin ediyorsunuz, ruju aldım, kırmızı ruju aldım, dudağıma sürdüm, pembe ruju aldım, önce yukarı sürdüm, aşağı sürdüm, tekrar de böyle her gün aynı şeyler. Daha sonra ilgi alanları değişmiş, işte beslenme videoları falan var belki biliyorsunuzdur, işte çantamda ne var, vlog, bugün alışverişe gittim falan, böyle çeşitli videoları izleye izleye İngilizcesini bu kadar ileri seviyeye getirebilmiş. Daha sonra bundan sonra da işte şey, böyle yaparken mesela buradaki mesajım, eğer eğlenceli bir şekilde yaparsanız, yani istediğiniz, beğendiğiniz, sevdiğiniz şeylerle muhatap olarak İngilizceyi kullanırsanız daha rahat ilerletebilirsiniz. Bunu şey öğrencilerimde de çok görüyorum, oyun oynayan öğrencilerimde de, onların da mesela kelime hazinesi çok iyi oluyor, böyle ileri seviye kelimeleri çok fazla biliyorlar. Çünkü oyunu öyle geçmeleri gerekiyor. Kelimeyi bilmeden geçemeyecekler. Perçin de öyle öğrenmiş zaten. Ama mesela bunu ders olarak görsek bu kadar süre çalışamayız. Mesela bir gün İngilizce çalışırsınız, iki gün çalışırsınız, üçüncü gün aksatırsınız falan derken bir hafta sonra artık çalışmamaya başlıyorsunuz. Hepiniz bu döngüye girmiştir zaten. Ama sevdiğiniz işi yapınca, mesela öğrencilerim her gün oyun oynuyorlar. Kardeşim her gün YouTube'dan bir video izliyor. O zaman çok daha farklı oluyor durum. Bunun dışında şeyden bahsetmek istiyorum. Birinci hikayenin konusu şuydu. İngilizceyi öğrenmek için daha fazla gramer çalışmanıza, daha çok kelime çalışmanıza gerek yok. 10 kelimeyle konuşan, rahat konuşan insanlar da var. Önemli olan iletişim ve önemli olan psikolojik bariyeri aşmak.
İkincisinde dediğim gibi eğlenceli yapmak, eğlenceli hale getirmek. Üçüncü kısımda yöntem olacak. Hani hep böyle sorular gelir ya, hocam kelimeyi nasıl çalışayım, işte dinleyerek mi yapayım, ne izleyeyim, nasıl yapayım falan diye. Sekiz tane, toplam sekiz tane ana İngilizce öğretme metodu var arkadaşlar. Dokuzuncusu da bunların herhangi birinin karışımı olan mixed metot. Bunlar ilk başta grammar translation ile başlamış en eski dönemlerde. Sonra birbirine tepki olarak bu şekilde gelişmiş. Şimdi hepsi de kullanılıyor değişik şekillerde. Bir kurs ya da bir hoca size kendi icat ettiğimiz şu yöntemle şu kadar sürede öğrenebilirsiniz diyorsa ona şüpheyle yaklaşın. Çünkü mutlaka ikisinden birinin karışımıdır. Mesela çok popüler hep şey derler. İşte biz gramer öğretmiyoruz. Önce kalıpları öğretiyoruz, dinliyorsunuz. Ondan sonra hep beraber grupça konuşuyoruz falan diyorlar. 1 ile 4'ün karışımı bu. Pardon, 2 ile 4'ün karışımı. Yani zaten adamın kendi icat ettiği bir şey olsa gider bunun akademik makalesini yazar, hakemli bir dergide yayınlatır, patentini alır, tarihe geçer. Hani Mecidiyeköy'de broşür dağıtmaz, Instagram'a reklam vermez. Buradaki yöntemlerden mesela birkaçından bahsedeyim. Bu Audiolingual dediğim gibi sürekli kalıp üzerinden tekrar yaptırmakla. Grammar Translation bizim de en çok kullandığımız, hala en yaygın olan. İşte gramer anlatıp sonra sürekli çeviri yaparak yaptığımız metot. İşte 4 numaradaki iletişimsel, sürekli konuşarak yapmaya çalışmak. 8'deki Total Physical Response, hareketlerle işte göstererek vesaire yapmaya çalışmak. Dediğim gibi bunların dışında zaten belli bir yöntem yok arkadaşlar. Şimdi üçüncü hikayede size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Her yıl poliglot konferansları yapılıyor. Poliglotlar böyle çok fazla dil konuşan insanlar. Ortalama 6 dil falan konuşuyorlar ama 56 dil konuşan da var. İşte 4-5 dil konuşan falan da var. Bunlar her yıl bir ülkede falan böyle buluşup birbiriyle sohbet ediyorlar falan. Ve zaten tahmin ettiğiniz gibi en çok merak edilen soru nasıl yapabiliyorsunuz? Çünkü dünyanın geri kalanı bu insanlara ya dahi gözüyle bakıyor ya da işte dile yatkınlıkları vardır kesin diye düşünüyorlar. Ben de işte işim gereği bunların yazdığı kitapları okudum, makaleleri, röportajları okudum, daha sonra videolarını izledim falan. Ortaya çıkan sonuç çok ilginç. Hiçbirinin böyle ortak bir yanı yok. Herkes sadece bir ve ikinci derste bahsettiğimiz gibi sevdiği şeyi çok yapmış, o kadar. İşte birisi İspanyolca öğrenmek için Harry Potter serisini İspanyolca almış, okumuş. Öbürü işte konuşarak öğrenmiş. Diğeri sadece film izlemiş, öyle öğrenmiş falan. Hepsinin böyle değişik bir yöntemi var. Yazarak çalışan da var çok mesela. Kelime listeleri çıkarmış. En çok kullanılan 500 kelime. Sonra gramer kurallarını çalışmış. Hani bizim yapıp sürekli başarılı olduğumuz bir yöntem, başarısız olduğumuz bir yöntem. Böyle öğrenen de var. Bunlardan birinin hikayesi Benny Lewis. Bunu anlatacağım. Benny hepimiz gibi 11 yıl okulda İrlandaca dersi almış. 5 yıl gramer dersi almış. Almanca dersi almış. İki dili de hiç doğru düzgün konuşamamış. Yani basit cümleleri bile kuramıyormuş. Daha sonra hepimize olduğu gibi bir arkadaşı demiş ki ya böyle öğrenilmez, yurt dışına git orada öğren demiş. Sonra beni de İspanya'ya gitmiş İspanyolca öğrenmek için. 6 ay kalmış orada, pahalı bir dil kursuna gitmiş, her gün ders çalışmış falan. İspanyolcayı da öğrenememiş. Daha sonra böyle çok uluslu insanların işte herkes, her millet insanın bulunduğu bir partide birini görmüş. O böyle herkesle çok rahat konuşuyormuş. İşte Amerikanla gidip İngilizce konuşuyormuş, Almanla Almanca, Fransızla Fransızca falan. Çok etkilenmiş, gitmiş ona sormuş. Demiş ki ya sen nasıl böyle hepsini öğrendin falan diye sormuş. Onun aydınlanması da orada olmuş, benim rehberlik dersindeki gibi. Adam demiş ki sihirli bir yöntem yok. Konuşmak istiyorsan konuşmaya başlayacaksın ve hata yapmaktan çekinmeyeceksin. Beni bundan etkilenince kendine böyle bir yöntem belirlemiş. Bir dil öğrenmeye başlayınca daha ilk günden konuşmaya başlamış. İşte bir ülkeye gidiyor veya bazen artık Skype'tan yapıyor, çok gezmiyor. İlk günden konuşmaya çalışıyor ve günde 200 kereye kadar düzeltildiği oluyor. Zaten konuştuğu kişi diyor ki ben yanlış yaptım da mutlaka beni düzeltin diyor. Bu şekilde şu an beni 11 dil konuşuyor. Arasında Türkçe de var. Türkçedeki ilk haftasıyla konuştuğu bir videoyu izletmek istiyorum şimdi kısaca. Değiştirmek için bir istişarede bulunduk. Bir tanesi dedi ki 30 lira olsun. Ben dedim çüş, ben o parayı duble İskender ederim. Aradan bir YouTube geldi. Hak verdiler. Biz duble İskender etmeyiz. Bu beni değil artık. Güldürürüz ama doyurmayız yani. Biraz düşündüler. Beni bayağı öğrenmiş. Direkt YouTube'dan çalabilirsin istersen. Ses gelmiyor ama. Nedir? YouTube'a yaz. Benny Lewis Turkish. Bir dakikasına bakabiliriz sadece.
İstanbul'a hoş geldiniz. Bir haftan fazladır buradayım. Fakat bir süredir rahatsızdım. Ve uyku problemleri çekiyordum. Türkçe öğrenme görevini zor bir şekilde başlamış. Bulunuyorum. Ama şimdilik çok az konuşabiliyorum. Arkamda gördüğünüz yer bu yaz yaşadığım yer. Galata Galata Kalesi'nin yaz Galata Kalesi'nin yani haydi gidip görelim. Gördüğünüz gibi başta kendisi dedi bir haftadır sadece İstanbul'da ki bir haftanın çoğunda da hastaymış, yatıyormuş falan. İlk denemem diye zaten YouTube'a bu videoyu yüklemiş. Gayet iyi konuşuyor. Yani diyeceğim şu, bir yönteme ihtiyacınız yok. Yani özel bir yönteme ihtiyacınız yok. Bir yönteme ihtiyacınız var ama kendi yönteminizi oluşturabilirsiniz. İlber Ortaylı'nın son kitabında da var. Biliyorsunuz kendisi de 7 dil biliyor ve iyi hepsini de. Hani hepsini hem okuyup hem yazabiliyor hem konuşabiliyor vesaire. İlber Hoca tamamen eski usul öğrenmiş bütün dilleri. Yani yazarak, gramer çalışarak falan. Çünkü adam akademisyen zaten. Yani hayatta en iyi yapabildiği şey ders çalışmak. Günde 10 saat ders çalışıyor. Ve seviyor, bundan zevk alıyor. Ama Benny'nin yapacağı şey değil bu. Benny'yi kütüphaneye sokamazsınız. Adam gezmeyi seviyor, tanışmayı seviyor, partilere gitmeyi seviyor. O adam konuşarak öğrenir. Bu adam yazarak öğrenir. Hatta şey hikayesi var bu kitapta anlatıyor. Almanca hocasına kelime sormuş da hocası şey demiş. Atacağım şimdi lügatı kafana demiş. Sözlükten bak bana sorma falan demiş. Bu şekilde öğrenmiş. Şimdi 3 hikaye toplayacak olursam sondan geriye doğru. Kendi yönteminizi kendiniz belirleyebilirsiniz. Farklı özel bir yönteme, bir sihirli yönteme ihtiyacınız yok. İkincisi yöntemi de sizin eğleneceğiniz ve hoşunuza gidecek bir şeyle kullanın. Mesela film, dizi vesaire şarkı diye bahsettik ya. Her gün yapabileceğiniz ve yapmaktan zevk alacağınız şeyle kullanın. Üçüncüsü en başta söylediğim. Eğer bu dildeki amacınız konuşmaksa o zaman konuşun, hata yapın, çekinmeyin. Çünkü yani günün sonunda hiçbiriniz benim kadar rezil olamazsınız, değil mi? Çok teşekkür ediyorum.